Bugün sizler için Kia'nın kompakt sınıf modeli yeni CD inceleyeceğiz. Hyundai'in i30 modeliyle aynı platform üzerinde yükselen Seat ilk kez 2006 yılında tanıtılmıştı. Bu yılsa güncel görünümüne kavuştu. Kia'nın tasarım ekibinin başındaki Peter Schreier'ın kaleminden çıkan yeni Seat, tasarımcının Rio, Sportage gibi modellerde daha önce bize gösterdiği kaplan burnu tasarımına sahip. Otomobilin büyük ön farları dikkat çekerken, Concept Plus donanım seviyesinden itibaren bu farların içinde LED şeridi sunuluyor. Bu LED'ler otomobilin gündüz farları olarak görev yapıyor ve çok şık görünüyor. Seat'in arka tasarımı da etkileyici. Tavan spoileri ve büyük stoplar bu kısmın öne çıkan tasarım detaylarından. (4310 mm) uzunluğundaki Seat, Volkswagen Golf 6'dan 10.2 cm, 308'den 3.4 cm daha uzun. Ford Focus ise Seat'den 2.7 cm daha uzun. Seat, 380 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Otomobilin iç mekanı yeterli genişlikte. Özellikle arka sırada sunulan diz mesafesi hatchback rakiplerinin pek çoğundan daha fazla. İç mekanda kullanılan malzemelerin kalitesi iyi düzeyde. Kokpitin bazı noktaları ve direksiyon simidinin altında kullanılan piyano kaplamalar kalite hissini artırıyor. Seat'in iç mekanındaki en büyük eksiklik, Avrupa'da sunulan navigasyon sisteminin Türkiye'de bulunmaması. Bu eksiklik neticesinde orta konsolda büyük bir ekran bekleyenler eskiyen küçük bir dijital ekranla yetinmek zorundalar. Seat'in direksiyon sertliği küçük bir butonla değiştirilebiliyor. Direksiyonun üstündeki bu butona basarak konfor, spor ve normal sertlik modlarından birisini tercih edebiliyorsunuz. İç mekanda sunulan eşya gözlerinin bolluğu memnun edici. Küçük eşyalarınızı nereye koyacağınız endişesi yaşamıyorsunuz. Test ettiğimiz Seat modelinde 1.6 litrelik dizel bir motor görev yapıyordu. Bu motor 4000 devirde 128 beygir güç üretirken 1900 devirden itibaren 260 Nm'lik torku sürücüsüne sunuyor. Motorun gücü 6 kademeli klasik tork konvertörlü bir otomatik şanzımanla tekerleklere iletiliyor. Kia, yeni geliştirilen çift debriyajlı otomatikleştirilmiş şanzımanını henüz sadece benzinli modellerde sunuyor. Test aracımızdaki şanzıman görece eski teknoloji olsa da motorla başarılı bir uyuma sahip. Performansı çok törpülemezken yakıt tüketimi anlamında da kullanıcısını üzmüyor. Testimiz boyunca yakaladığımız 6.1 litrelik ortalama tüketim de bunun kanıtı. Konfor ve yol tutuş yeni Kia Seat'te çok iyi dengelenmiş. Uzun yolculuklarda bile süspansiyon sistemi sayesinde yorulmak güç. İç mekandaki sessizlik de bu hissi destekliyor. Hızlı girilen virajlarda stabil bir görüntü çizen Seat, kardeşi Hyundai i30'un aksine önden kaymıyor ve güven veriyor. Sınırlar aşıldığında ise ESP sistemi güvenlik için hazırda bekliyor. Kia, yeni Seat ile çok iyi bir iş çıkarmış. Seat'i rahatlıkla kompakt sınıfın en iyi 3 otomobilinden birisi olarak değerlendirebiliriz. Ancak Seat, yüksek fiyatı sebebiyle herkese ulaşmıyor. Kampanya döneminde iyi bir fiyattan dizel Seat bulabilirseniz kaçırmayın deriz. Seat'in kullandığınız her gün size mutluluk vereceğinden emin olabilirsiniz.